AK Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu konuşmasında terör olaylarına değindi. Bu ülkede yıllardır teröre destek veren odakların üzerine şiddetle gidilmektedir. Bu ülke bizim. Bu ülkede artık acılar yaşamak istemiyoruz. Bizler tek bayrak, tek millet, tek vatan diyerek bu ülkede kardeşliği tesis etmek istiyoruz. Bir diğer milletvekili Tülay Babuşçu da AK Parti'nin Türk siyasetine temiz siyaset anlayışı kazandırdığını söyledi. Partimiz Türk siyasetine temiz siyaset anlayışı kazandırarak her geçen gün daha güçlü şekilde ve hiç durmadan 10. yılında da tüm icraatlarıyla yoluna devam etmektedir. Milletvekili Cemal Özsaylan, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesiyle ilgili hükümete dolayısıyla AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Acımız varken, içimiz yanarken, senin evladın bu toprak için şehit olurken kutlanmaz diye o kutlamaları ertelerken bizi kınayanları da kınadığını ifade ediyor. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, İl Danışma Meclisi'nin hayırlı olmasını diledi. Danışma Meclisi'nin kritik bir zamana denk geldiğini söyleyen Edip Uğur, yeni bir Türkiye inşa ettiklerini söyledi. Balıkesir teşkilatlarımız hakikaten başarılı teşkilatlar. Her girdiğimiz seçimde oylarımızı arttırdık. 2002, 2004, 2007, 2011 seçimleri oylarımızı devamlı arttırıyoruz. Bizim geleneğimizde kısır çekişme yok, hizip yok, klip yok. Biz eski siyasi partilerden farklıyız, onun için başarılı oluyoruz. Geç saatlere kadar süren AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi toplantısı, milletvekillerinin selamlama konuşması yaptığı ilk bölümünün ardından basına kapalı olan ikinci bölümüyle devam etti. İl Danışma Meclisi'nin ikinci bölümünü İGM Başkanı Ramazan Bahçıvan yönetti.